Merhaba değerli dinleyiciler. Haftalık olarak yurt içi ve yurt dışı piyasaları değerlendirdiğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın ana gündemini merkez bankaları toplantılarının oluşturduğunu söyleyebilirim. Önce Amerika'da Fed kararı geldi ve Fed faizleri beklendiği gibi 5-5.25 bandında sabit tuttu. Buna karşın piyasa beklentilerinin aksine 2023 yılı içerisinde 2 faiz arttırımı daha beklenmesinin sürpriz olduğunu belirtmem gerek. Toplantı ardından konuşan Başkan Powell ise Temmuz ayına ilişkin net bir kararın olmadığını belirtti ve enflasyonun da işlerin yolunda gittiğini ifade etti. Bu açıklamaların ise piyasaların beklenmedik kararın yarattığı negatif fiyatlamayı dengelediğini söyleyebiliriz. Ardından ise Avrupa Merkez Bankası yine beklentiler doğrultusunda faizleri 25 bas puan arttırdı ve faiz arttırımlarının henüz bitmediği mesajını verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı ise enflasyondaki belirsizliklere dikkat çekerek Temmuz ayında bir artış daha yapılmasının çok olası olduğunu söyledi. Küresel piyasalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarının olduğu haftada global hisse senedi endekslerinin pozitif bir seyir izlediğini gördük. Üst üste 5. haftayı da pozitif tamamlamayı başaran Amerika S&P 500 endeksinde hafta içerisinde 4500 seviyesini hedef noktası olarak izliyoruz. Son dönemdeki güçlü yükselişin bu seviyede ara bir düzeltme eğilimi oluşturabileceğinin göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Ekonomik takvimde yurt dışında bu hafta İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, İmalat ve imalat dışı PMI verileri, Amerika'da konut verileri, cari denge ve yine imalat ve imalat dışı PMI verileri takip edilecek. İçeriye döndüğümüzde ise seçim sonrası %30'a yakın yükselişin ardından 5700 zirve bölgesini test eden Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta ara bir düzeltme hareketinin ön planda olduğunu gördük. Haftalık periyotta %2,68 oranında değer kaybının gerçekleştiği BIST 100 endeksinde hafta içerisinde 5250 seviyesini geri çekilmelerde önemli bir destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Geri çekilmelerin 5250 desteğini koruması durumunda piyasadaki yukarı hareketin 5700 zirve bölgesini aşma çabasında olacağını düşünüyoruz. Bankacılık sektör endeksinin %1 oranındaki değer artışıyla sanayi sektörünün %4,3'lük düşüş hareketine kıyasla olumlu ayrıştığı piyasada şu aşamada hisse senedi piyasasında kısa vadeli yönün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta iç tarafta Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek ana konu başlığı. Diğer taraftan ticaret dengesi, kapasite kullanımı, ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi ise diğer açıklanacak verileri oluşturuyor. Hatırlayacağınız üzere Merkez Bankası Şubat ayında 50 bas puan faiz indirim kararı alarak faizleri %8,50 seviyesine çekmişti. Bu düşüşün ardından Merkez Bankası Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Piyasa beklentilerine göre Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti faiz oranlarının 1150 bas puan artacağı ve %8,50 seviyesinden %20 seviyesine yükselteceği yönünde. Yine piyasa tahminlerine göre en yüksek tahmin %30 seviyesinde olurken en düşük tahmin ise %15 seviyesinde şekilleniyor. Benim bu haftalık aktaracaklarım bunlardı. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum.